açıklığa kavuşturmak istediğimiz bir şeyler var. Elbette savaşa ve insan kıyımlarına karşıyız. Fakat ülkenizi silah doğrultmuş düşmana karşı maalesef çiçek uzatarak sorunu çözemezsiniz. Bizler kötülüğe karşı savaşıyoruz ve dünyada kötülük olduğu müddetçe savaşmaya devam edeceğiz. Hepimiz isterdik ki silah üretimi ve bu tür firmaların gereği olmasın. Fakat her an her şeyin olabileceği günümüzde kötülüğün günden güne büyüdüğü dünyada oturup polyanlacılık oynayamayız. Hümanizmi ve halkların kardeşlerini savunan arkadaşları çok iyi anlıyor ve onlara saygı duyuyoruz. Fakat şu an öyle bir dünya düşünmek bizce ütopik bir yaklaşım olur. Çünkü insan veya milletler sadece çıkarlarını düşündüğü müddetçe kötülükler devam edecektir. Bu açıdan bakmanızı ve bizlere saygı duymanızı umuyoruz. Birbirimize düşman olmak yerine barış için hep birlikte savaşalım istiyoruz. Roketsan füze geliştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken ''Ya üretiyoruz da ne ürettiğimize bir bakalım yahu, test edelim.'' demiş. ''Acaba ziyan etmesek mi? Ya da patlatın gitsin, dükkan bizim zaten, yenisini yaparız nedir ki?'' derken 6 Ekim 2013'te Milli Alçak İrtifa Füzesi Hisar A'nın ilk atış testlerini gerçekleştirir. Bak hele bak bak bak, geri al şimdi. Nasıl da patlıyor ama, biz yaptık ha bunu. Tabii ki hepsini boşa harcamıyoruz. Ne ürettiğimize baktık yeter. Biraz para kazanmasak mı? Yani ülkeye para da lazım. Yani aslında para bizim için çok önemli değil. Ama ayıptır söylemesi, başarılı çalışmalarıyla satış ivmesini de hızlandıran Roketsan 2012 yılında 307 milyon TL ciro yaptı. 2013 yılına geldiğimizde cirosunu 487 milyon TL'ye çıkararak geride bıraktı. Sen Roketsan, sen bu kadar parayı ne yaptın? Endişelenmeyin, endişelenmeyin. Madem para kazanıyoruz daha fazla yatırım diyerek firma 73 milyon TL yatırım yaptı. Firmanın bu başarısı 2012 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı Türkiye'nin ilk 500 firması listesine 193. sıradan girmesini sağladı. Teşekkürler Türkiye. Ben demiyorum ha, Roketsan diyor. Yani diyebilir. Demişti. 2014 yılında acayip fantastik şeyler oluyor ve dış ülkeler tek tek uçaklarına Roketsan'ın ürettiği füzeleri entegrasyon yani monte etmek istiyorlar. Abi bize oradan birkaç roket versene be. Roket mi lazım? Doğru adres. Gel hadi. Gel anlaşalım gel. Siz var ya siz. Neyse. Bu doğrultuda farklı fuarlarda Airbus ile hava taarruz mühimmat entegrasyonu, Alman firması ile Tiger helikopterler için cirit entegrasyonu, Saab firması ile kısa ve uzun menzilli anti-tank füze sistemleri entegrasyonu üzerine anlaşma yapılırken, aynı zamanda F-35'in son füzesiyle uçması kararlaştırıldı. Vay canına ne üretmişiz be! Satış yapıp hem para hem itibar kazanırken Roketsan çalışanları durmadı ve bunlardan ayrı olarak Mızrak U kara kuvvetlerine teslim edildi. Lazer UMTAS füze sisteminin 2015 yılı içerisinde seri üretime geçilmesi planlandı. Roketsan bir kez daha alkışlanarak ilk 500 listesine 147. sıraya yükseldi. Her yerinden öpüyorum Roketsan. Ya bu arada biz 2010 yılında karadan karaya 300 mm güdümlü füze sistemleri geliştirme çalışması yapmıştık ya. Ona ne oldu? Ha, o sistemin 2015 yılında geliştirme çalışmaları son buldu ve 18 Kasım 2016 yılında 120 kilometre menzilli füze ve silah sistemleri kara kuvvetlerimize teslim edildi. Rahat olun. Ey Avrupa Birliği! Ey Avrupa! Canınız çekti değil mi? Çektiyse gelin tatbikatlarımızı izleyin. Ama dokunmak yok. Parayı veren roketi fırlatır kardeşim. Para demişken Roketsan 2013 yılında 73 milyon TL olan yatırımını 2015 yılında 1.2 milyar TL'nin... Bir dakika kaç dedim ben ya? 1.2 milyar TL. Evet evet doğru okumuşum. 1.2 milyar TL'nin üzerine çıkardı. 2016 yılında ise ciro 1.5 milyar TL'ye yaklaştı. Patron eleman lazım mı? Çay demlerim, roketleri silerim. Ha? Ne dersin? Dükkanı bayağı büyüttük. Müşteriler de alıştı. Her şey yolunda çok şükür. Tabii ki de önceliğimiz ordumuzu güçlendirmek.
Bunun için Roketsan 122 mm mızrak roketlerimizi güdüm kitiyle nokta vuruş hassasiyetine ulaştırdı. Aynı yıl devam eden çalışmalar neticesinde yakın hava desteği, sınır güvenliği ve nokta atışı gerektiren operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen L-UMTAS süresi milli uçak Hırkuş'a entegre edildi. Bak, bu isim havalı olmuş. Hırkuş. Hırkuş'un eti yenmez. Çünkü o bir uçak. Eti yok ki. Ne oldu ya? Ekran niye karardı? Tamam. Tamam, bayağı kötüydü. Neyse, isimlere takılmayalım. Anlayacağınız adresi testinin bir füze üretmiş olduk. To be or not to be. İşte bütün mesele bu. Biz olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Başarılarına her geçen yıl yenilerini eklen Roketsan 13. İDEF fuarında ilk defa Kaan füzesini, MAM-C mühimmatını, TRG-122 füzesini ve TRG-300 Kaplan füzesini sergiledi. Tabii, gösterin millete hepsini. Soran olursa da Made in Turkey dersiniz. Bu arada başarı grafiği devamlı yukarı doğru ilerleyen firma 2017 yılında cirosunu, bir dakika derin bir nefes almalıyım, tamı tamına 1.661.390.598 TL'ye çıkararak ISO ilk 500'de 89. sıraya yükseldi. 2018 yılına girildiğinde uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere Fransız-İtalyan ortak konsorsiyumu EUROSAM ile Roketsan Aselsan arasında işbirliği imzalandı. Aynı yılın Mayıs ayında Kadex fuarında Kazakistan ile 122 mm Grad roketleri ve BM-21 CNRA sistemlerinin modernizasyon anlaşması imzalandı. Ha şöyle yola gelin. Bakın bu şekilde ne güzel muhabbet ediyoruz. 1988'de açtığımız küçük ama kararlı dükkanımız Roketsan, büyük bir disiplin ile çalışıp 2018'de %60'larda olan millilik oranını kendi bünyesinde %87 seviyelerine çıkardı. Bu nasıl orantı? Bu nasıl bir yükseliş? Helal olsun valla. Çalış nereye kadar ya? Bir eğlenmesek mi? Hadi bir şeyler deneyelim demişler ve tek seferde 240 adet 122 mm'lik roketi 2 dakikada atabilen çok kundaklı roket atar silah sistemini geliştirmişler. Ve parti burada başlamış. Ardından ordu araçları kategorisinde Guinness Rekorlar kitabına girilmiş. Tah şu çılgın Türkler. Öncesinde ISO ilk 500 derken bu yıllarda Roketsan dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı TAP 100 listesine 98. sıradan giriş yaptı. 14 Haziran 1988'de 25 kişiyle boş bir arazide kurulum çalışmalarına başlayan Roketsan, 30 yılı aşmış tecrübesiyle bugün iki ayrı yerleşkede 128 bin metrekaresi kapalı, toplam 5 milyon 700 bin metrekarelik tesislerinde 2500'ü aşkın çalışanı ile faaliyetlerine 50'den fazla ülkede devam etmektedir. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleriyle ortak çalışmalar yürütmekte ve 900'ü aşkın ARGE çalışanı, 400 milyar TL'ye varan ARGE yatırımı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında dost ülkelere de hizmet sunabilen saygın bir kuruluş haline gelmiştir. Ya iyi güzel anladık da bu silahların özellikleri nedir, nerede kullanılırlar, ne kadar etkililer derseniz Roketsan'ın 3. ve son bölümü tam da sizin için. 23 Aralık'ta yayında.